Seni kaybetmemek için bu yalanı söylemek zorunda kaldım. Anladın mı? Senden sadece tek isteğim bir sene o evde kalmak. Bir sene. Tek isteğim bu. Bana neden inanmıyor musun? Neden yalan söyledin o zaman? Niye hayallerimi yıktın? Seni kaybetmemek için, anlamıyor musun ya? Niye kiraladım demedin? Niye satın Nasıl aldım dedin? Nasıl söyleyebilirim? Hiçbir zaman inanmıyorsun ki bana. Anahtarı verene kadar satın aldığını zannettim. Ben böyle bir şey istemiyorum yani. Ve bunu hatırlıyor musun? 2,5 sene önce aldığım kolye. 2,5 sene. Bunu da istemiyorum. Altınlarını da istemiyorum. Evi de istemiyorum artık. Senden ne hiçbir şey istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? 2,5 senedir bunu çıkartmıyordun. Git bakalım. Şimdi artık ne yapıyorsan yap, peşinden de gelmeyeceğim senin. Tamam mı? Ne yapıyorsan yap. Yani ikiniz de dışarıda atıp tutuyorsunuz ama finalde birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Artık şu işi bir hani bir sağlama alalım. Bir son noktayı koyun. Ben de çok istiyorum. Ben de çok istiyorum. Ama Barış yani sende de anlaşmaya çalışıyorum yani. Sende de hata var. Sende de hata var. Bir kere sen niye kendini yıpratıyorsun? Barış sen niye yalan söylüyorsun? Sen niye evle ilgili sanki ev sizin olsa bütün dünya tersine dönecek, her şey hallolacak zannediyorsun. Evet. Anlaşmaya çalışıyorum yani. Haklısınız. Bu kadar. Çok fazla. Biraz düşündün mü? Ya. Sonra biz tekrar konuştuk da biraz baş başa. Biraz düşündün mü söylediklerimi? Düşündüm. Çok fazla yıprattığımı kendimi, onun üzerine çok fazla geldiğimi düşündüm ama. Bravo. Sadece seni sevdiğim için. Ya. Sinir anında ne yapacağımı bilemiyorum. Üzülüyorum tabii ki. Neden olmuyor, neden olmuyor aşkım, diyorum ama. Aşkım sana günah, kendine günah. Zaten hayat sana çektirmiş. Burada evet. Her şeyi söyletmiyorum. Ama tam evet. Böyle bak Barış'ı bulmuşsun. Barış da seni bulmuş. Evet. Yani birbiriniz için çok büyük şanssınız siz. Lütfen canım. Senden sadece bir sene o evde oturmamızı istiyorum. Lütfen. Bak söz verdim. Tamam olur. Burada herkese söz verdim. Olur. Bana güveniyorsan, tamam mı? Herkesin ortasında söz verdiğine evet. Göre güveniyorum artık. Evet, lütfen. Tamam. Kendini yıpratıyorsun ama bizi de üzüyorsun. Tamam, şans ben de veriyorum. Üzülüyorum. Tamam. Bir saralım madem, hadi. Gel, gel saralım, gel. Ah şöyle ya, bir güzel üzülmek bir şeyler olsun şöyle. Üzülmek yok artık, tamam mı? Söz ver. Tamam. Söz veriyorum, tamam, tamam. Canım? Tamam. Bundan sonra yalan da yok. Tamam mı? Tamam. Söz Barış bak bana söz tamam. Verdi. Artık yalan tamam. Söyleme. Tamam. Ne olursa olsun söyleme. Bir de gözünü seveyim yapamayacağın şeylerin altına girme. Yapma yani. Ben kaybetmek istemedim. Başından beri söylüyorum. Sadece. Keşke bunlar yaşanmamış olsaydı. Evet. Yaşanmamış olsaydı. Mutlu olmak istiyorum seninle zaten. Ben zaten seninle mutluyum. Artık daireyi, evi istemiyorsun değil mi? Bu konu kapandı değil mi? Açmıyorsun neden? Artık. Neden? Yok, neden? Mutlu neden? Olmak çekmesin. İstiyorum sadece. Evet. Şimdi evden vazgeçtiniz. Kaç gündür ev ev diye düşüp bayıldınız, kalktınız, bir şeyler oldu. Yine birkaç gün sonra ev diye tutturmayasınız. Yok, bunu yapacağım sanmayın. Çünkü söz verdi yani. Ben yalan söylemesini istemiyordum sadece. Siz böyle yapmazsanız zaten o da yalan söylemez. Ama bence ev ev diye tutturmayın, gerçekten evde kalırsınız. Peki. Bana güveniyor, beni seviyor. İnanıyorum buna. Ben Refahat de onu çok Hanım, seviyorum. Yani Barış'ın annesi. Anne. Hatta Refahat Hanımcığım merhaba. Merhaba Saide Hanım. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ah sormayın ya, bunlar bizi bitirdi. Vallahi o kadar üzülüyorum ki. Siz de evet, sinir ediyorsunuzdur evet. Herhalde. Bu ev mevzusundan şiştim artık. Ya ben beni rahatsız eden şey de sizin olan evi. Hani onun muhabbetinin geçmesi. Anne nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Anneciğim nasılsın? Ellerinden öperim senin. İyiyim yavrum benim, yavrum iyiyim. Sen nasılsın güzel kızım benim? Ben de iyiyim. Biraz kötü şeyler yaşandı ama bitti çok şükür. Evet. Evet. Hepimiz üzüldük. Ben de çok üzüldüm. Ah kızım, ah ah ah. Hem kendini üzdün, hem bizi üzdün. Oğlumda da hata var. Böyle olmasını istemezdim anneciğim. Gerçekten istemezdim. Yoksa sizinle bir alıp veremediğim yok. İyi, bundan sonra birbirimize yalan söylemeyelim, olur mu? Asla. Böyle bir şey zaten olmaz. Tamam. Dediğim gibi bunun dışında sadece bu yalanın bu olsun.
Başka da yok. Anneciğim seni çok seviyoruz. Defalarca özür diledim zaten. Siz kendi aranızda ne varsa çözün. Tamam, çözeceğiz. Tamam. Zahide Hanım. Efendim? Barış orada söylemiyor. Neyi? Barış söylesene benim rahatsızlığımı. Ya annenin rahatsızlığı mı var? Annemin biraz rahatsızlığı var, evet. Cecilia biliyor mu? Ama ben Zahide Hanım, Zahide Hanım. Buyurun. Ben ikisine de güvenmiyorum. İkisine de güvenmiyorum. Neden? Hangi konuda? İkisine de güvenmiyorum. Sürekli kavga, gürültü. Yani Cecilia'ya da hiç güvenmiyorum. Anne, kavga eden ben değilim. İkisinden de ne köy olur ne kasaba. Bir daha böyle bir problem yaşamayacaksınız anneciğim, lütfen. Bizi affedin yani. Anne, şimdilik affet lütfen. Sizin hastalanmanızı lütfen da istemiyorum artık. Zahide Hanım. Buyurun. Ben hastanelere düştüğümde bu gelin var ya çatır çatır benim paralarımı yer. Evimi yer, bitirir. Demeyin öyle ben ya. Ben güvenmiyorum. Anne, öyle bir şey yapmaz. Beni orada burada hastane köşelerinde atıp bırakacaklar. Anneciğim, böyle bir şey niye düşünüyorsun sen ya? Ben başımda yerim var diyorum. Gelinimin adını programda öğrendim. Evet. Ya anneciğim, küçük yalanlar olabilir. O bana çok yalanlar söyledi ama. Hep yalan, hep yalan. Küçük yalan. Benim sebebim vardı yani. Nasıl olur kızım? Nasıl olur? Sebebim vardı anneciğim yani. Şimdi burada açıklamayacağım sebepler vardı. Kim hasta kayınvalidesinin evini ister ya? Kocam rahmetli, ben bir emekli maaşı. Dünyada tek dayanığım oğlum benim ya. Vallahi ben evet, çok şaşırdım anne ve çok da kızdım zaten. Onu olmaz da benim yani elimden alıyorlar. Olmaz. Allah'tan hani Barış şey değil hani yok hayır yapacaksın diye anne diye size gelmemiş. Evet. Onu yapanlar yok mu? O da var. Evini bana yapacaksın diyen evlat var ya. Böyle evlat mı olur? Daha anne, sen bana yap demen lazım anne baba olarak. Söyle ya. Söyle. Anneciğim, oğlunuz yalan söyledi diye ben öyle bir şey söylemek zorunda kaldım. Yoksa eviniz istediğim falan yok ki. Neden isteyeyim yani? Ben öyle bir acımasız bir kadın olmadım ki bugüne kadar. Sadece benim dediklerimi yapsın, yalan söylemesin diye mücadele sen ettim. Acımasız, o arada ağzımdan kaçtı böyle bir şey bir söylesem değilsin acaba... Yalan. Ama biz ah Barış, ben ah ciğerimi yaksın. Şu anda ben var ya anlam veremedim. Ben anlam veremedim. Bir dakika dur, Refahat Hanım duyuyor. Kapıda yakaladım seni ben. Ne yakaladınız? Duydun mu Barış? Efendim? Efendim? Zahide Hanım, tapumu alıp evden kapıdan çıkıyordu ya. Beni ortada bırakacaklar. Ben nasıl güveneyim bu geline? Bu oğluma ben oğluma da güvenmiyorum ya. Yeter. Anne, bana niye güvenmiyorsun? Yani. Anneciğim, niye böyle söylüyorsun? Anne. Oğlunuz rahat... Ya bana... Cecilia, sen Barış'ın burada evde otur, tamam mı? Ben istemiyorum anneciğim. Ben ayrı ev tutmak istiyorum oğlunuzla. Tamam, zaten ayrı bir ev tuttuk zaten canım ya. Bir sene oturacağız kirada. Ev alsın istiyorum. Kirada oturmak istemiyorum ben. Canım, bu ilerleyen zamanlarda... Tamam, bana onun sözünü de verdi zaten. Kıyamıyorum ama istemiyorum. Anne, niye istemiyorsun? Tapumu da saklayacağım sizden. Güvenmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir araya gelip bunu konuşmanız lazım. Evet. Böyle o telefonda siz burada öyle olmaz. Böyle olmuyor çünkü. Olmaz. Bak, bu tavrın doğru bir tavır. Gerçekten sen alttan alacaksın, gelinsin. Barış, evet, sen de hem anana sahip çıkacaksın. Ben anneme her zaman sahibim. Hem hanımına zaten sahip çıkacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Bir evin yoksa Saygı yok de. Anne. Ya evin zaten olmaması ayıp bir şey mi ya? Günah bir şey mi? Ama Allah bir, Allah. Bana bir yol, yani çok zor durumda kaldım. Ne yapabilirim? İşte yalan söyleme, ne yapabilirim değil. Yalan söyledim bir çıkıyor yani, iki kadın da senin yalanını görüyor. Sadece... Üstelik ikisi de kızıyor. Ben kapatıyorum, evimi de vermiyorum. Barış, ne sana anne, ne Cecilia ya. Ben öldükten sonra size de kalmasın. Bırakmam, başkasına vereceğim. Başkasına kalsın. Anneciğim, sen iyi ol yeter. Ben senin evini istemiyorum. Niye böyle yapıyorsun, üzüyorsun Allah'ım bizi ya? Refahat Hanım, teşekkür ediyorum. Ya bu tepkiyi ben normal buluyorum. Çünkü benim de evimi isteseler ben de aynı şeyi söylerdim ya. Yani. Bir hatam var. Çalışın, evet, kazanın kardeşim. Kendiniz var yapın yani. Tam evlatsa bir yere kadar. Peki, bakalım annenizi ikna edebilecek misiniz? Sen benim dediğimi yap. Bir araya gelin, güzel güzel konuşun. Tamam. Tamam, peki, canım. Sizi uğurluyorum. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.